Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərləri huzurunuza sunuş qırışımız. Qənəmsiz diqqətlər ekranımızda olsun. Amerika Təşqi İşlər Ministeriyidən Xitay-İran münasibətini bahalaş tələb qılındı. Amerika Avazının 16 apreldeki haberde bildirilişçe Amerika Parlament Azası Taşkı İşler Ministeri Blinken'den Xtay bilen İran'dan münasibetini bahalap çıkışını talep kılgan. Haberde kayıt kılınışça Amerika Avan Palata Azası Michael McCall 13 aprel Amerika Taşkı İşler Ministeri Blinken'a mektup yazıp Xtay bilen İran otursuzdaki münasibetinin Amerika ve onun iştipaktaşlarının menfaatiki ziyan yetküzdüğen birkaç taraflarını bahalap çıkışını talep kılgan. Mektupta aldınkı ayda İran'ın Xitay'ını karallik nefit bilen tembirleşi bedelige iki tarafının 200 milyar dolar kımmetindeki meblağ siliş kilişimi imzalı kallıqı. Bu kilişim yani iki tarafının harbi hemkarlıqını küçüğe yetişini özçüge aldı kallıqı. Şunun bilen bir vaqtta İran Amerika'nın cazasıga pisant kılmay Xitay'a karata nefit eksportunu aşırı kallıqını Xitay BDT Xavupsizlik Genişinin 5 daimi azasının biri bulu süpüt bilen İran'ın rezil hareketini çekleştirişallıqını bekar kılışı mümkünlükü. Amerika çokum bu işki hakimiyetinin Amerika'nın menfaatiga ziyan yetküzüşünün aldığını ilişi gerekliliği ta'kidlengen. Mektupta Amerika hükümeti İran'a karatkan cezanı küçe yetişinin İran'ın Xitay'a devamlık nefit eksport kılışıga tesir yetküzdüğallıqı işinemdu. Hükümet Xitay bilen İran'ın akbarat organları kaysi derecede hemkarlaşı batıdu dep karaydu. Kelgüsüde bu alakı küçü işi mümkün mü diyen suallar oturuğu koyulgan. Ve bu suallarga Taşkı İşler Ministeri'nin 7. Mayıgıca cevap verişi talep kılıngan. Xitay'nın Uyghur ayallarını zor kölemde tuğmaz kılıvatkallıqı halkara akbaratlarda dikkat kozgıdı. Uyghur ayallarının Xitay rejimi tarafından pilallık ve sistemeli kaldı tuğmaz kılıvatkallıqı Japonya ve Amerika matbuatlarının zor dikkatini kozgıdı. Yakında Japonya'nın nüfuzluk gezetlerinden bolgan Sankey Shimbun haber toru Şerq Türkistan'da ayallar bölümü doktoru bulup hizmet kılgan Gülgine Hanım'ını ziyaret kılıp bu hafta mahsus haber tarqatkan. Gülgine Hanım Ürümçideki mezgilde hizmet kılgan doktorhanda özünün tuğmaz kılış operasiyelerine bivasta katnaşkanlıkını eğitip bazı vakitlerde doktorhanda bir gündele 80 kıtım tuğmaz kılış operasiyesi kılınat deydigen. Uyanı Nurgun ayallarının yük maşinistin keynigi selinip doktorhanıga evetilgenliki 5 minut ketidigan bu operasiyada ayollar özlerige neme buludiganlıqını mı bilmeydiganlıqını aytqan. Gülgine Hanım yana Xitay'nın Uyghur ayollarını tuğmaz kılış siyasetini 1980 yıllardan tartıplı icra kılgan bolsa mı, bırak 2014 yıldan keyin bunun misli görülmegen derecede aşkanlıqını aytqan. Gülgine Hanım bilen ötküzülgen bu söhbet 14 aprel günü yana Amerika'daki nüfuzluk gezetlerden bolgan haber heptelikide mi tarqıtılgan. Haberde Gülgine Hanım'ın Japonya gezdiği bergen güvahlıqıdan sırt, tetkikatçı Adrian Zeniz'den mahsus dokulatımı tilge eğlenip, Xitay rejiminin Uyghurlarga irki kırgınçılık yürgüzü vatkallıqı ispatları bilen bayan kılıngan. Adrian Zeniz 2020 6. ayda eylan kılgan muhim dokulatıda, Xitay rejimi ve bazı yerlik hükümetler özü eylan kılgan hüccet ve istatistikalarga asaslanıp durup, 2019 yılı Şarkı Türkistan'ın Cenobi'deki 3 vilayet bir oblasta Tuğut Yeşil'deki ayarlarının kemdegende 80%'e üzük selip hamildarlıktan saklanış tedbiri elini kallıqını Şarkı Türkistan 2017 yılından burun Xitay'daki Tuğuş nisipiti en yukur rayon bolsa mı 2017 yılından başlayıp Xitay'daki Tuğuş nisipiti en döven rayonga aylan kallıqını aşkarlıqan. Aynı çağda bu dokulat Uyghurlarga karata irki kırgınçılık yürgüzlü vatkallıqının dastlabki ispatları süpüte de zor halkaralık inkas kozgan idi. FBI her 10 saatte Xitay'a alakadar bir dilo tekşürüşke başlaydıqanlıqını bildirdi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Amerika Federatif Tekşürüş İdarisi FBI'nın başlıkı Christopher Ray Xitay'a alakadar dilolarının şiddet bilen köpeğe geldikini etti. Christopher Ray 14 aprel Kengash Palatası İstihbarat Komitetinin Amerika duş kelibatkan halkaralık tehditler hakkıdaki ispat anlaşığında söz kılıp, Federatif Tekşürüş İdarisinin her 10 saatte Xitay'a alakadar bir dilo tekşürüşünü başlaydı kallıqını. Nöbette Xitay'nın Amerika istihbarat organlarına nispeten aldınkı orundaki mesele ikkallikini bildirgen. O söz diyene nöbette bizden kolumuzda Xitay'a alakadar işkemandan artık dilo tekşürüşü var. Fakat Xitay'nın iktisadi casusluğuna alakadar dilolar ötken bir neçil içi de 1300% köpeydi etigen.
Parlament azaları Xitayning aqliy mülk o'g'irlash, jasusluq qatorliq qilmishlaridan sirt yana Amerika jamiyatiga ta'sir ko'rsatayotganligiga bo'lgan andissini bildirishgan. Kengash palata a'zosi Marco Rubio bu vaqtda to'xtalib, Xitayning Amerikaning siyosiy muhitiga ta'sir ko'rsatish va o'zgartirish orqali o'ziga foydalik bir siyosiy muhit paydo qilishga urinayotganligini ta'kidlab o'tgan. Christopher Raymo Marco Rubio'ning bu vaqtdagi andissiga qo'shilganligini bildirgan. Washington Post'si gazetada Xitoyni xatarlik yilonga o'xshatgan maqola e'lon qilindi. Washington Post'si gazetada Xitoy xalqaro olimpik komiteti va olimpik qo'llovchilarini o'z fuqarolarini boshqarish usuli orqali, ya'ni qo'rqitish orqali kontrol qilib oldi mavzuli bir obzor e'lon qilindi. Mazkur obzorni Washington Post'si gazetasining tunilgan tantarbiya xabarlari obzorchisi Sally Jenkins yozgan. U o'zgacha uslub bilan Olimpik komiteti va Olimpik musobaqasining qo'llovchi shirkatlari bo'lgan Coca-Cola qatorliq shirkatlarning Xitoyning Uyg'urlarga qaratib atgan irqiy qirg'inchiligiga sukut qilganligini ayyiblagan. U maqolasida Dangliq Osiyo olimi Perry Linkning ilgari Xitoy haqida yozgan bir maqolasida Xitoyni Shamdandagi Anakonda yilini deb tasvirlaganligini asltib turib, bu o'xshatish Xitoyning siyosatlariga to'limi bob keldi degan. Abdurning bayon qilishicha Osiyo mutaxassisi Perry Link Xitoyni bundoq tasvirlagan ekan. Xitoyning besimi dastlabda nihoyatda kichik. Siz savdo, diplomatiya yoki olimpik masalalarda munosabat o'rnatish maqsadida Xitoy bilan kichik ammo murassa qilingan kelishim tuzsiz. Ammo uyning ichiga kirganingizda nihoyatda yo'g'on bir bo'g'mi yilanning uni ranjitib qo'ysangiz, siz yoki savdongizni bug'ib o'ldirish uchun beshingizda aylinib yurganligini bayqaysizda kishallangandek harakat qilishga majbur bo'lasiz. Abdur maqolasida Beijing bilan munosabat o'rnatgan davlatlar, organlar va xalqaro shirkatlarning hammasini mana shunda qo'rqinch chirmo olganligini bildirib mundaq degan. Ilgari Xitoy o'z fuqarolariga saqchilik qilib, ularni qo'rqitib tahdid solgan. Natijada fuqarolari o'z-o'zini cheklaydigan pala chalg'i tushib qolgan. Ammo yaqindan buyon men bu semiz va mavhum tahdidning butkul g'arb dunyosini tizginlab olganligini his qildim. Xitoy bilan munosabat o'rnatganlarning hammasi bu yilanni qo'zg'itib qo'yishdan ansirab, muskullarni harakat qildirishdan qo'rqib, beshini ichiga tiqib olganda qiladi. Xalqaro Olimpik komiteti va uning sheriklari Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar solingan lagerlardagi qulluq, qiynash va bosqinchilikka sherik bo'lgudak darajada sukut va tadbirsizlik ichida. Ular bu yilanning xatarlik tajovuzchilik hujumining ishkimiz oldida yuz berishi uchun yo'l ochib beryapti. Abdur Sally Jenkins maqolasida Xalqaro Olimpik komitetining Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan irqiy qirg'inchiligini ko'rmaslikka kelib, Olimpikni boyqut qilmaganini azdab, Olimpik xizmatchilari va tanarkachilari kiyadigan kiyim uchun Uyg'urlarning majburiy amgigiga chetishlik Xitoy shirkati bilan to'xtamlashganligini, Coca-Cola shirkatining Olimpikni qo'llashni davomlashtirganligini tanqid qilgan. U maqolasi oxirida Olimpik tanarkachilarini yilonliq uyga avatishning zo'r xatolik bo'lganligini eskartib, dunyoning amdi bu qo'rqinchdan qutulgan vaqti keldi degan. Sally Jenkins mundoq degan. Xitoyni hech qanday narsa o'zgartalmaydi. Ammo Olimpik medal sonida ustunlikni egallagan G'arb Allar ittifoqi va shirkatlarning Xalqaro Olimpik komitetini Beijingdan chekinishga majburlashga yetarli vaqti bor. Ular Xalqaro Olimpik komitetining mustabid hokimiyat bilan bo'lgan munosabatini buzib tashlab, Kanadada qishliq tanarkat musobaqasini tashkillashi kerak. Bunda qilganlik hargizmi mas'uliyatsizlik qilganlik emas, balki o'zini qaytidan to'nig'anlik va o'z taqdirini o'zi belgilashdir. Amerika Davlat Majlis a'zolari Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini ayiblash haqida qaror loyihasini tanishtirdi. Amerika Avom palatasi Tashqi ishlar komitetining Jumhuriyatchilar partiyasidan bo'lgan boshliqi Michael McCall va raisi George Makis o'rtaq holda Xitoy rejimi Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni ayiblash haqida bir qaror loyihasini tanishtirgan. Qarorda prezident Biden Birlashgan Davlatlar tashkilotini irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdinomasi bo'yicha Sharqiy Turkistonda yurgizilayotgan vahshiyliklarni tekshirishga chaqirishga, BDT bexatarlik kengashida Xitoyga qarshi ko'p taraflik jazo yurgizishga va boshqa barliq amallarni qo'llanish orqali irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishning yo'llarini izlashga chaqirilgan. Michael McCall bayonotida mundaq dedi: Xitoy Kommunist partiyasi ko'p yillardan buyon o'z fuqarolariga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizyapti. Ular hatto Uyg'urlarni yomon sifatlik o'smi deb atadi. Bizning dunyoning har qanday yeridagi irqiy qirg'inchilikka qarshi turishdek axloqiy majburiyatimiz bor. George Makis bo'lsa, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq dafsandichiligi qabul qilg'ili bo'lmaydigan harakat.
Халықара жәмиет бірлікті орнадың тұрып, ұйғырларыны кәң көлемді тұтқын қылып, тұрмыш ұсулыны өзгертіп, тәхтет қылыштық бұ муамеліні әйіпліші керек деген. Юқордегі бұ қарар лайысы Америка Дөлет Мәжіліс әзаларының Қытайның ұйғырларға қаратқан ирқи қырғыншылығыны әйіпләш вә оны жазалаш жолыды көрсеткен яны бір тірішчаллықы болып есаплынды. Қытай Шарқы Түркістанда аталмыш дөлет қауіпсіздігі тәрбиесі пааліеті башылды. Қытай режимінің ұйғырларға қаратып атқан ирқи қырғыншылығы халықарада күшілік наразылық қозғап атқан бір пайда Cinayetinin köçüp ketken Xitay dairleri Şarkı Türkistan'da atalmış devlet xavupsliki terbiyesi teşvikat faaliyetini kanat yaydırgan. Tanrıtaq Toru'nun haberden karaganda mezkur hareket her kaysi caylar, her kaysi tarmaqlarda umum yüzlük eli perli vatkan bulup, bu arkalık halkının devlet xavupsliki inini küçeytip, xavup xatarının aldığını eliş ve onunla takabül duruş iktidarı östürüldü deyilgen. Haberde yana bu teşvikat hareketi de kişilerge asasi kanun, devlet xavupsliki kanuni, terorizmga qarıştırış kanuni, casusluqqa qarıştırış kanuni, tor bexatarligi kanuni qatarlıq kanun nizamlar zor küç bilen təşviq qilindi. Dövlət xavfsizligidə hamma kişinin məsuliyyəti bar deydigan quyuq kayfiyat yaratdı. Kuzatqıçıların qarışça Xitayning Şarqi Türkistanda umumyüzlik halda dövlət xavfsizligini qoğdash tərbiyəsi yürgüzüşi, uning uyğurlarga yürgüzüyotgan irqi qırğınçılığı səbəbidən xalqarada osal ahvalga qelishi bilen zich münasibətlik bolup, O Xitayın Şarkı Türkistan'daki kontrolünü yoktup kuş endisini namayan kıldıken. Blinken Kabul'nu tuyuksuz ziyaret kıldı. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken Afganistan paytaxtı Kabul'nu tuyuksuz ziyaret kıldı. Antony Blinken Kabul'da Afganistan Ali Muresse Kengişi'nin reisi Abdullah Abdullah bilen Amerika askerlerinin Afganistan'dan çekiniş meselesini müzakere kıldı. Kengashning riyasatchiligida o'tkazilgan uchrashuvda Abdullah Abdullah Amerikaning Afg'onistondan askarlarini chekindirish qarorini qo'llaydiganliklarini aytdi. U yana Amerikaning bunundan keyin Afg'onistonga davomli yordam berish va'dasini taqdirlaydiganligini bildirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken uchrashuvda Amerikaning Afg'onistondan askar chekindirishni qaror qilganligini xotirladi. U askar chekindirishning ikki davlat munosabati va hamkorligining oxirlashganligidan darak bermaydiganligini ta'kidlab İki devlet otursudaki her xil sahaları boyunca yeni hemkarlık ve yeni münasibet devrinin başlangıçlığını tilga aldı. Türkiye'de bir gün içinde yuqumlanğıçılar 60 mingdan düşmedi. 15. noyabr Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılarının 61.400'ye yetkenligini elan kıldı. Ministerinin məlumatıqa asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandı deyip kuman kılınğan 318.217 kişi təkşürülüşü arqalıq yeniden 61.400 kişinin yuqumlanğalıqı eniqlanğan. Növette 2.842 kişi doktorxanda bulup, bir gün içi diyene 297 kişi qaza kılıp, 54.984 kişinin salametliğe əsligi gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışqı başlığandan beri salametliğe əsligi gelgenler cəmi 3.535.000'a, qaza qılğanlar 35.031'e, kesili iğir bimarlar 3.080'e yetken. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşkisi eslerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmetteşlerime köptün köp rahmet eytimen. Selamun aleyküm ve rahmetullah.